Koronavirüsü öldüren maske Türkiye'de seri üretime geçildi. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Duymayan kalmasın. Paylaşınız. Koronavirüsün aşı çalışmaları dünya genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken de Adana'da ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arleer ile bir tekstil firma CEO'su Ümit Çelik'in geliştirdiği koronavirüsü öldüren kumaş tüm testleri geçti. Ekip İngiltere'deki Mikrobiyolokal Solutions LTD ve MSL laboratuvarında da onaylattırılan kumaşın üretimini Bursa ve Gaziantep'teki fabrikalarda tamamladı. Artık Adana ve birçok ildeki atölyelerde kumaştan maske, sağlık çalışanlarının tulum ve kıyafetleri için seri üretime geçildi. Covid-19'da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren su itici ve %90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknolojiyle üretilen kumaştan yapılan maskeler 20 yıkamaya kadar tekrar kullanılma özelliğine sahip. 20 yıkama sonrası bile COVID-19 dahil diğer virüsleri ve bakterileri %96.6 etkisiz hale getirdiğini, analiz edilen kumaştan eşarp, fular, battaniye ve seccade de yapılacak. Öte yandan atölyede yapılan denemelerde maske takılıyken yanan çakmaktaki ateşin söndürülemediği, diye, maskenin hem içeri hava hem de içeriden dışarı hava çıkışı yapmadığı görüldü. Açıklamalarda bulunan firmanın CEO'su Ümit Çelik, kumaşın aslında 20 yıkama sonra bile virüsü öldürdüğünü ancak kullanılan iplerin 20 yıkamaya kadar dayandığını söyleyerek temelde insanların her gün maske bulma problemlerinden yola çıktım. Bu konuyu bir Alman firmasına açtım. 2,5 ay süren bir çalışma yaptık kimyasallar üzerinde çalıştık ve o firma ile bir yere geldik. Daha sonra iki firma fabrikalarını bize açtı ve biz deneme ürünlerini yaptık. Ardından bu kumaşı tescillemek için yurt dışına ürünümüzü gönderdik ve karşılığını aldık. Bizim yaptığımız kumaş ilk yıkamada %99 altı oranında, 20 yıkama sonrasında %96 oranında virüsü öldürme yeteneğine sahip diye konuştu.